Ona oyun demek artık güç. Zira oynadıkları aslında hayatlarıyla kumar. Onlarca çocuğun ve gencin ölümünden sorumlu tutulan Mavi Balina yine can aldı. Bursa'da arkadaşlarıyla saatlerce odaya kapanıp bilgisayarın başında zaman geçiren 16 yaşındaki Ahmet'in cansız bedeni halı sahanın etrafındaki tellerin üstünde bulundu. Sabah 4.20'de uyanıp bir demir yolu bularak... İçinde bizim Ahmet okula gidip arkadaşlarıyla helalleşiyor. Hakkınızı helal edin, ben bugün öleceğim. Saat 7'de öleceğim, saat de veriyor. Bir elinde sandalye, bir elinde iple ölüme böyle gitti. Sabıkalı oyun bu kez Bursa'da can aldı. 16 yaşındaki Ahmet'in cansız bedeni halı sahanın tellerine asılı halde bulundu. Onun ölümüne tanıklık eden arkadaşı da sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde o direkt kendi ipi bağlayıp, çünkü sonuçta birbirlerini kaldırmaları gerekiyor, ip yüksekte. Beraber yaptıkları aşikar ama ondan sonrası o asılma olayı nasıl oluyor orası tam net değil. Türkiye'de yüzden fazla gencin hayatına son vermesinden sorumlu tutulan bilgisayar oyunu Ahmet'in ölümüyle yine gündemde. Onların evinde kalıyor, beraber sabahlara kadar oynuyorlar. Annesi içeri giremiyormuş, kapıyı da üstlerine kilitliyorlarmış. Sabahlara kadar bu oyunu oynuyorlar. Ne oyun oynuyor bunlar? Mavi Balina. Yine oyun oynayan iki arkadaş evin yakınlarındaki halı sahaya gitti. Yanlarında ip de vardı. Bunlar gün içinde keşif yapıyorlar. Ondan sonra orayı tespit ediyorlar, gidiyorlar, ipi hazırlıyorlar, sandalyeyi ayarlıyorlar. Kamera görüntülerinde var zaten. İşte orada çocuk mu bunu ittirdi, düşürdü? O kendisini mi birden attı? Orasının netliği yok. Karanlıkta kalan noktalar henüz aydınlanmadı. Çünkü olayın tek görgü tanığı da çocuk. Ve sinir krizi geçirdiği için hastaneye kaldırıldı. Şu an Batuhan kendinde olmadığı için hastanede tedavi görüyor. Sinir krizi geçirmiş. Çocuğun kendine gelip vereceği ifade şu an her şey orada bitiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Batuhan'ın bilgisayarına el koydu. İşte eline çizik at. İşte git bir arkadaşına vur. Finali intihar. Ya da kendini asamıyorsan başka bir arkadaşını asarak bana videosunu yolla. Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunun yaratıcısı Rusya'da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak oyunla ilişkilendirilen ölümler sonlanmadı. Rusya'da da Mavi Balina oyununu oynayan 12 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş 10 katlı evlerinin çatısından atladı. 15 yaşındaki abla canına kıymadan önce ailesi için bir veda videosu çekti. Rus polisi kız kardeşlerin bilgisayar ve cep telefonlarına el koydu. İlk incelemelerde kızların Mavi Balina oyununu oynadığı tespit edildi. Rus hükümeti de sert tedbirler almasına rağmen ölümleri engelleyemiyor.